Amiral Turgut Reis konulu konferansı gerçekleştiriyoruz. Dünyaca ünlü Türk denizcisi Amiral Turgut Reis'in ölümünün 448. yılı dolayısıyla düzenlenen 3 günlük anma etkinlikleri sona erdi. Etkinliklerin ikinci gününde Amiral Turgut Reis konferansı, Baha Bayırlı ve Aksaz Bandosu konseri düzenlendi. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Basım, Yayın ve Müzeler Şube Müdürü Deniz Albay Erdoğan Şimşek tarafından Turgut Reis Belediyesi Şevket Sabancı Kültür ve Sanat Merkezi'nde Amiral Turgut Reis konferansı düzenlendi. Fakat İnebahtı'da biz yenildiğimiz için İnebahtı ile ilgili hangi belge isterseniz size sonuna kadar arşiv açıyoruz. Buyurun diyorlar, istediğinizden faydalanın. Deniz Albay Erdoğan Şimşek konferansında Türk denizcilik tarihinin yetiştirdiği en büyük amirallerden birisi olan ve adı Avrupa tarihi kaynaklarına geçen Amiral Turgut Reis'in hayatını, başarılarını, Türk denizcilik tarihine kazandırdıklarını, arşivinde yer alan zengin bilgilerini katılımcılarıyla paylaştı. Yiğit denizcimizi aynı zamanda çok doğal bir süreçte kralların kara listesine aldı. Özel bir kanalda düzenlenen yetenek yarışmasında dereceye giren minik baterist Baha Bayırlı ise geceye damgasını vurdu. Çalınan şarkılara baterisiyle eşlik eden minik Baha, performansıyla büyük beğeni toplarken sempatik tavırlarıyla da herkesi yine kendine hayran bıraktı. Şimdi Baha'cığım, ikinci parçayı getirdim, konuşalım da. Akşam 22.30'da başlayan Atatürk Meydanı'ndaki konserde ise Marmaris Aksaz Deniz Üst Komutanlığı Bandosu Turgut Reislilere müzik ziyafeti verdi. Birbirinden güzel caz ve nostaljik Türkçe pop şarkılara izleyiciler de eşlik etti. Gecenin sürprizi ise minik Baha'nın baterisiyle Aksaz Bandosu'na eşlik etmesi oldu. Bando Marşı, 10. Yıl Marşı ve Gençlik Marşı, Turgut Reislilerin ve tatil amacıyla gelenlerin büyük beğenisini ve alkışını aldı. Anma programının son gününde ise akşam 22.30'da başlayan Atatürk Meydanı'ndaki konserde ünlü sanatçılardan kurulu Ünlüler Orkestrası Turgut Reislileri coşturdu. Davulda Asım Ekren, perküsyonda Hazım Körmükçü, gitar ve vokalde Metin Özülkü ve Sibel Alaş, keman ve vokalde Ferda Anıl Yarkın, kabak kemanı ve vokalde Reyhan Karaca, bas gitar ve vokalde Harun Kolçak'la, klavye ve vokalde Feyyaz Kuruş'tan oluşan muhteşem orkestra, izleyenlere unutulmaz saatler yaşattı. Ekstra orkestra sanatçılarının kendi hit olmuş şarkılarını yeni sahne düzenlemeleriyle seslendirmeleri izleyenleri büyüledi. Ünlü sanatçılar hafızalara yer etmiş nostaljik şarkılarını da seslendirdiler. Gecenin hoş sürprizi ise izleyiciler arasında bulunan yılların sanatçısı Erdal Çelik'in sahneye davet edilmesi oldu. Erdal Çelik'in seslendirdiği Yiğidim Aslanım adlı şarkı dinleyicilerden büyük alkış aldı. Ünlüler Orkestrası 2 saat süren programlarını 10. Yıl Marşı'yla bitirdiler.